Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostlarım, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Şimdiki vaazimizin konusu Allah'ı zikretmek kalbin gıdasıdır. Zikir Allahu Teala'yı hatırlamak ve anmaktır. Bazı alimlerimiz için ise insana sevap kazandıran her türlü hareket ve fiil sözleridir demişlerdir. Allah'ı anmak Kur'an'ın açık emirlerindendir. Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım buyurulmuştur. Bir diğer ayeti kerimede ise Allah'ı çokça zikredin ki felaha eresiniz. Ayetleri bu konuda pek çok ayetten sadece iki tanesidir. Zikir kalp ve dil ile yapılabilir ama asıl ve esas olan kalbin zikridir. Çünkü dil ile yapılan zikir kalp ile desteklenmedikçe makbul olmaz. Çünkü dildeki zikir Allah ile kalp arasındaki irtibatın sadece bir aracıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikrin insana ne kazandırdığını şöyle ifade etmiştir. Size amellerinizin en hayırlısını, Rabbiniz katında en temiz olanını, derecenizi en çok yükseltenini, altın ve gümüş infak etmekten, düşmanla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlarla savaşırken şehit düşmenizden daha hayırlı olanını haber vereyim mi? İşte bu amel Allahu Teala'yı zikretmektir. Gavs-ı Sani Hazretleri bir sohbetlerinde zikir hakkında şöyle buyurmuştur. Zikir kalbin gıdasıdır. Gıdasını almayan kalp zayıflar, sonra ölür. Kalp ancak zikir ile beslenir, kuvvetlenir, tatlanır, manen hayat bulur. Haramlar ve de işlenen günahlar ise şeytanın gıdasıdır. İşlenen günahlar insanın kalbini zayıflatır. Onun düşmanı olan nefsi ve şeytanı kuvvetlendirir. Bu nedenle insanın içinde kalp, nefis ve şeytan devamlı mücadele halindedir. Rabbül Alemin dikkat edin, uyanık olun. Kalpler ancak Allahu Teala'yı zikriyle huzur bulur buyurmuşlardır. Ve galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.